sizler. Nərdivantın növbəti sayında hoş gördük sizleri. Layihəmizin bu dəfəki qonağı qardaş Türkiyə Cumhuriyyətindən olan həm məktəb müdürü, həm xidmətçisi, lazım gələndə sobasını yandıran, lazım gələndə məktəbini təmizləyən bir çox layihələri imza atmış fədai bir müəllim, şagirdlərinin və valideynlərinin sevimlisi Nurten Akkuşdur. Nurten xanım işlədiyi müddətdə bir çox mükafatlar layiq görülmüş. Müəllimliyi Nobel adlanan Global Müəllim Mükafatında dünyanın 10 ən yaxşı müəllimi sırasına girən ilk türk qadın müəllimdir. Nurten Akkuş Türkiyə Cumhuriyyətinin Samsun şəhərində doğulub, Çarşamba Anadolu Liseyini oxuyub, liseydən sonra 19 may Amasya Universitetində məktəbə qədər müəllim ixtisasına, daha sonra isə Anadolu Universitetində sosial xidmətlər və məsləhətçi xidmətləri ixtisasına da yiyələnib. İlk iş yeri Samsunda Asarcıq bölgəsində bir kənd olub, daha sonra Samsun və Bağır kəndlərində Aybacıq Liseyində işləyir. Hal-hazırda Samsunda Salı Pazar Məktəbində çalışır. Bir öğretmen, genç bir öğretmen. Önce dünyada en iyi öğretmenler arasında 10 öğretmenin içine girdim. Sonra da küresel anlamda bir öğretmen oldum. Nurten Akkuş'tan söz ediyoruz. Genç bir öğretmen dedik. Nurten hanım, sizi selamlayıram. Kardeş ölkənin belə bir uğurlu fəaliyyəti olan müəllimini Azərbaycanın müəllimlərinin qatıldığı layihədə qonaq qismində görmək bizim üçün çox xoşdur. Sizin adınızı dünyanın 10 ən yaxşı müəllimi sırasında görməkdən qürur duyuruq. Merhaba, ben Nurten Akkuş. Dünyanın en iyi 10 öğretmen arasında giren ilk Türk öğretmenim. Türkiye'den Azerbaycan'daki kıymetli öğretmenlerimize sevgili selamlar. İndi isə Azerbaycanın müəllimlərin Nurten Akkuş'la olan müsahibəsini izləyək. Uzay rayon Yuxarı Çini kənd Ümumi Orta Məktəbin İbtidai Sinif müəllimi Quliyeva Səidə. Əvvəlcə qonağımızı salamlayıram və ona uğurlar arz edirəm. Nurten xanım, müəllimlərin Nobeli adlanan Global Müəllim Mükafatını onluğa düşən ilk türk müəllimisiniz. Sizi başqa müəllimlərdən fərqləndirən nə oldu? Nə üçün bütün bunları digər müəllimlər etmir və ya bacarmır? Bəlkə onlar sevməyərəkdən bu sənətə gəliblər. Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen dünyadaki ilk Türk öğretmen oldum. Bu benim için çok büyük bir onurdu, çok büyük bir gururdu. Yalnız ülkem adına değil, dünyadaki tüm Türk devleti adına büyük bir gururu yaşadım ve yaşatma şansına sahip oldum. Beni diğer öğretmenlerden ayıran nedir diye açıkçası hiç düşünmedim. Çünkü amacım benim farklı olmak değil, farkındalık yaratmaktı. Ben işime tutkuyla bağlıyım. Çok seviyorum. İnsanlara faydalı olmayı, çocukların hayatında farkındalık yaratmayı çok seviyorum. Onların iyi bir geleceğe sahip olmasını istiyorum. Ve öğretmenliği hiçbir zaman bir meslek olarak görmedim. Öğretmenlik benim için bir yaşam tarzıydı. Böyle olunca hem farklı şeyler yapabiliyorsunuz, hem insanların hayatına dokunabiliyorsunuz. Ve insanlar tarafından da fark edilebiliyorsunuz. Bu işin en güzel yanı sevmek diye düşünüyorum. Kendinize vererek çalışmak diye düşünüyorum. Ve hiçbir zaman umudumu yitirmeden çalıştım. Belki bu farklı gelmiş olabilir. Mən Xudavirdizadə Mehman, Lənkəran rayonu, Türkəncil kənd Ümumi Orta Məktəbin İbtidai Sinif müəllimi. İlk öncə qonağımızı salamlayıram və ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Qonağımıza sualım belədir ki, bu qədər işlər görürsünüz. Şagird üçün, məktəb üçün. Olmurmu ki, hər hansı bir valideyn
iş yoldaşınız və ətrafdan kimlərsə sizin zəhmətinizi qiymətləndirmir. Əksinə, sizi həvəsdən salır. Bax, belə olanda özünüzə necə stimul verirsiniz ki, dayandığınız yerdən elə həmin həvəslə işlərinizdə davam edəsiniz. Motivasiya mənbəyiniz nədir? Bir daha uğurlar. Yaptığınız işlerin, yaptığınız farklılıkların ve farklılıkların birileri tarafından fark edilmesi çok güzel bir şey. Ama hayattaki en güzel ödül ve bunu zamanla zaten anlıyorsunuz. Bir öğretmen için en güzel ödül çocuklarının sevgisi ve onların iyi bir geleceğe sahip olmasını sağlamak. İlk başlarda tabii ki çalışmalar yapınca insanlar tarafından takdir edilsin, herkes ister. Ama zamanla zaman geçtikçe gerçek amacınızın insanların iyiliğine katkıda bulunmak, insanların yaşamına katkıda bulunmak, onların daha iyi şartlara sahip olması için çalıştığınızı fark edebilmek olduğunu anlayınca gerçek ödülün de onların sevgisi olduğunu anlıyorsunuz. Onların hayatlarını fark yaratmak olduğunu anlıyorsunuz. Tabii ki bazı insanlar takdir edebilir, bazıları takdir edemeyebilir. Takdir edildikçe bize motivasyon tabii ki artar. Güzel bir şey tabii ki takdir edilmek. Ama sadece takdir edildiğimiz için veya takdir edilmeyi beklediğimiz için sevdiğimiz işi yapmıyoruz. O işi biz çok seviyoruz, ondan yapıyoruz. Bu sebeple motivasyonumuzu sağlamadı. Dış etkenlerden çok iç etkenlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi içsel motivasyonumuzu çok iyi sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle olunca dışarıdan takdir edildiğinizde sizi iki kat motive eden ama dışarıdan herhangi bir takdir olmadığında da siz kendi içsel motivasyonunuzu sağladığınızda her zaman yaptığınız işte gurur duyarsınız. Bakışehir 113 numaralı tam orta mektebin iptidai sınıf müellimi Hacalıyeva Vüsale. Sizi salamlayıram Nurten Hanım. Sualıma keçid almaq istəyirəm. Sizə görə bir uşağın həyatında oyuncağın nə dərəcədə əhəmiyyəti var? Və oyuncaq kumbarası layihəsini ilk dəfə irəli sürərkən sizə kimlər dəstək oldu? Sizə ilk yardımları kimlər göndərdi? Bana bir masal anlat projesiyle babaların okul öncesine bir eğitime katılımını arttırdı. Yine bu yarışmada finalist olan oyuncak kumbarası projesiyle 35 köy sınıfına, ana sınıfına oyuncak ve kırtasiye malzemesi desteğini sağladı. Kendisini yürekten alkışlıyor Sayın Nurten Akkuş, Samsun Ayvacık Anaokulu Müdürü. Yılın en sıra dışı eğitim yöneticisi. Oyun ve oyuncak bir çocuk için çok önemli. Oyunun, hayallerin, üretmenin bir çocuk için hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuğun hayatında olmazsa olmazlardan bir tanesi. Hele bu çocuğun veya çevresinin kendi yapabildiği oyuncaklar olabilirse çok daha güzel bir şey. Fakat elimizden iki imkanlarla onlara daha iyi şartlar sunmaya çalışıyoruz. Ben sadece kendi öğrencilerimi çocuklarım olarak görmüyorum. Ülkemin dört bir tarafındaki tüm çocuklar benim çocuklarım. Ben bu ülkenin öğretmeniyim ve bu ülkedeki tüm çocuklar benim çocuklarım. Onun için herkesin mutlu olmasını çok istiyorum. Bunun için oyuncak kumbarası projesini başlattık. Bir öğretmen arkadaşımızla konuştuğumuzda sınıfında hiç materyal olmadığını ve öğrencilerinin sınıfa bağlanmasını biraz daha zorlandığını söylemişti. Ne yapabiliriz diye düşündüm ve oyuncak kumbarasını bu şekilde başlattık. Önce bireysel olarak başlattığımız bir kampanyaydı, okul olarak başlattığımız bir kampanyaydı ve topladığımız oyuncaklarla gönüllü kişilerin desteklerini sağladık ve gönüllü kişilerin destekleriyle beraber topladığımız oyuncakları da 23 tane köy ana sınıfımıza dağıttık. Daha sonra bu projemizi Gençlik Spor Bakanlığı ile beraber gerçekleştirdik. Alışveriş merkezlerinde kumbaralar yaptırdık. Yine gönüllü kişilerimizin desteklerini aldık. Ve birçok insan destek sağladı. Türkiye'nin dört bir tarafına bu sefer oyuncaklar gönderme şansına sahip olduk. Sadece oyuncak değil, kırtasiye malzemeleri, giyim malzemeleri gibi birçok küçük paketlerde hazırlama şansına sahip olduk yanında. Tüm çocuklarımızın mutluluğu bizim için çok önemli. Hiç tanımadığımız bir yerlerde, hiç tanımadığımız çocuklar şimdi bizim vesilemize gidiyor. Onun için çok mutluyum. Ben Günel Şafiyeva, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 116 sayılı tam orta məktəbin ibtidai sınıf müəllimi. Sualım belədir. Layihələrinizin icrası zamanı, maddi dəstəyə ehtiyacınız olduğu halda dövlət sizə yardım edibmi, yoxsa öz məvacibiniz hesabına edirsiniz? Sponsorlar sizə nə kimi yardımlar ediblər? Projelerin bir kısmı
Eğitim bir kısmı toplumsal alanda yapılmış projeler ama hepsinin odağında çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olması ve çevresinin geliştirilmesi var. Bu sebeple maddi anlamda bize destek olunması için tabii ki sponsorlarımız oluyor, devlet katkısı oldukları oluyor. Bunun haricinde zaten projelerimi gerçekleştirirken mutlaka bir paylaşımda olmasına özen gösteriyordum. Böyle maddi kaynaklı olanlarda özellikle. Ve bu şekilde mesela oyuncak kumbarası projemizi Gençlik Spor Bakanlığımızla beraber yapmıştık. Bunun gibi kaymakamlıklarımız, belediyemiz, bakanlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız gibi birçok kurum ve kuruluşun projelerimizde yer almasını sağlamaya özen gösterdim. Çünkü ne kadar güçlü olursak, ne kadar birlikte hareket edersek o kadar projemizi yaygınlaştırabiliriz ve projenin çıktılarına katkı sunabiliriz diye düşündüm. Bu sebeple farkındalıklarımızı da arttırıyor işbirliği. İşbirliği olduğunda projemiz de daha güçlü oluyor. Ve projelerimizin üretilmesinde, proje yazmayı çok seviyorum. Projelerimizin üretilmesinde ve geliştirilmesinde de birçok kurum ve kuruluşun da destekleri olmuştur. Masallı Rayon Demirçi Kenti Ümumi Orta Mektebinin İbtidai Sinif Müəllimi İman Bəyli İradə. Əziz Nurten Hanım, sizə sualım. Hər bir uğurun arxasında çox kiçik, nostalji, bütün uğurların təməlində dayanan kiçik xatirələr başlanğıc nöqtəsi var. Bir müəllimin uğuru isə yalnız gözlərinə baxaraq, yaxşı ki mənim müəllimimsiniz deyən kiçik gülümsəmələrlə başlayar. Sizin xatırladığınız o kiçik gülümsəmələrin sahibləri, uğur hekayənizin qəhrəmanları haqqında bir layihə düşünmüsünüzmü? Teşekkür ederim. Bir öğretmenin çocukların gözünde kendisini görmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun çok büyük bir duygu olduğunu düşünüyorum. Eğer çocuklarımızın gözlerinde kendimizi görebiliyorsak biz zaten çok iyi bir öğretmeniz diye düşünüyorum. Yaptığımız tüm projelerin asıl amacı, asıl kaynağı, asıl ana hedefi zaten çocuklarımız. Bir yandan eğitim, bir yandan toplumsal gelişme ile entegre edilmiş birçok çalışma ve proje gerçekleştiriyorum. Ama amacım, asıl amacım çevresinin hem geliştirilmesi hem de çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olması. Onlar benim küçük kahramanlarım, onlar benim gönlümdeki en güzel yere sahip küçük kahramanlar. Onları çok seviyorum ve bütün projelerimi onların hikayeleri üzerine kuruyorum. Onların çalışmalarda yer almasını da sağlıyorum. Yaptığımız eğitim projelerinde ve toplumsal içerikli projelerde mutlaka onlar da söz sahibi oluyorlar ve birlikte projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Salam, ben Hüseyin Abasakinə. Nizami rayon 210 nömrəli məktəbin coğrafiya müəllimi, həm də Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin təlimə dəstək mərkəzinin metodistiyəm. Nurtaq xanıma belə bir sual vermək istəyirəm. Nurtaq xanım, siz bu qədər layihələr həyata keçirirdiniz. Bu layihələrin ideya və fikirlərini necə əldə edirdiniz? Şagirdlərdən sorğu götürürdünüz, kimlərləsə məsləhətləşirdiniz, yoxsa beynəlxalq layihələri və müəllimləri izləyirdiniz? Teşekkür ederim. Bu zamana kadar hayata geçirdiğim tüm projeleri ben kendim yazdım. Bunları uygularken farklı kurum ve kuruluşların bizim proje ortağımız olmasına özen gösterdim. Birçok projemiz mutlaka kurum kuruluşlarla paydaşlara sahipti. Onlarla ortaklaşa yürütülmüş birçok projemiz var ki projemizin daha yaygınlaştırılması, sürdürülebilmesi ve çıktılarının daha kuvvetli olması, katkılarının daha kuvvetli olması açısından da önem arz ediyordu. Bunun dışında da farklı kurum ve kuruluşlarımız, iş adamlarımız, birçok sivil toplum kuruluşlarımız tarafından yapılan projelerimiz vardı. Onlar da bizi projelerine davet ettiler. Onların da ortakları olduk. Birlikte çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Ben proje yazmayı çok seviyorum. Hem yerel, hem ulusal, hem de uluslararası çaplı projeler gerçekleştirdim. Uyguladığımız Baba Bana Bir Masal Anlat projesi de örneğin şu an hem Türkiye'de birçok ilde ve okulda hem de yurt dışında uygulanıyor. Çok güzel bir duygu. Çünkü sadece bir baba nasıl katılır diye düşündüğüm bir projeydi. Nasıl yapabiliriz? Bir çocuğun hayatını nasıl farkındalık oluşturabiliriz diye düşünmüştüm. Ama şimdi yurt dışında da uygulanıyor. Yaptığımız projeleri çok seviyorum. Çünkü hayata dokunan projeler. Eğitim alanında farklı bakış açıları geliştirmemize de sağlayan projeler. Farkındalık oluşturan projeler. Bunun için projelerimizi çok seviyorum. Mən Xalqova Cünnarə, Ağsu rayonu, Araçyan, Kənd Orta Məktəbinin İbtidai Sinif müəlliməsiyəm.
qonağımızı salamlayıram. Onun işlərində daima uğurlar arzu edirəm. Və onun sualım belədir. Ata uşağı ilə necə ünsiyyət qurmalı seminarına? Valideynlər necə cəlb edə bildiniz? Çətinlik yaradan heç valideyniniz oldu mu? Bəs onlar necə razı saldınız? Babam ona masal anlat. Layihəsinin bu qədər uğurlu alınacağını heç əvvəlcədən təxmin edə bilirdinizmi? Baba bana bir masal anlat projesini gerçekleştirdiğim zaman çok heyecanlanmıştım. Çünkü bugün ilk yazdığım projeydi. Aynı zamanda İlçenin de ilk projesiydi. Proje aşamaları daha yeni yeni geliştiriyordu o zamanlar. Böyle bir proje gerçekleştirmek istedim. İlçemizdeki ilk anaokulunun kuruculuğunu yapmıştım ve oranın ilk anaokulu olduğu için babalar gelmekte çekiniyordu. Anneler daha fazla okulumuza uğruyordu. Ama ben istiyorum ki babalar da gelsin, erkekler gelsin. Ve birlikte bu çocuklar için güzel bir gelecek inşa edelim. Çünkü anneye ihtiyacımız olduğu kadar dedeye de ihtiyacımız var, babaya da ihtiyacımız var. Ama bunun için bir farkındalık oluşturulması lazımdı. Bir liste, bir proje hazırladım ve daha sonra katılımcılar için bir liste hazırladım. Listenin en başına da bu işi yapabilecek, gerçekten onlara rehberlik, diğer babalara rehberlik edebilecek babaların ilk başta başlamasını istedim. Ama ilk seçtiğim babalar beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Hatta çok çekindiler, katılamayacaklarını söylediler. Ben üzülmüştüm açıkçası. Listenin sonunda da bir tane çekingen babamız vardı. Dedim ki herhalde yapamayacağız. Çünkü çekingen babamız da kabul etmeyecekler diye düşündüm. Ama tam tersi ne oldu? Ve hiçbir zaman ön yargılı davranmayın. Ne olursa olsun. Sonucunun ne olacağını hiç bilemezsiniz. Ve o babamız bizi şaşırttı. O babamız projeye katıldı. Basanın anlattığı çocuklarla birlikte paylaşımda bulundu. Ve şu anki projenin aslında kaderini belirledi. İlçedeki babaların da kendine olan güvenleri bu vesileyle arttı. Türkiye'deki en önemli ödüllerin sahibi olduk, aday gösterildik. Bizim için çok büyük bir mutluluktu. Her insanın tarafından da bu şekilde dikkat çekilince içindeki babalarımızın özgüvenleri daha da arttı. Evet, biz gerçekten çok güzel bir iş yaptık. Farkındalık oluşturduk. Bakın Türkiye'de de artık uygulanan bir proje haline geldi diye çok mutlu oldu onlar da. Birçok basın grubu zaten onlarla çekim yapmak için, röportaj yapmak için de ilçemize geldiler. Çok güzel bir işe vesile olduk. Ama bizim amacımız ilk başlarda evet babanın okula getirilmesiydi. Bunun için yola çıkmıştık ve adını da baba bana bir masal anlat projesi koymuştum. Ama daha sonraki aşamalarda projemizi revize ettikçe, onu kontrol aşamasından geçirdikçe aslında bizim ihtiyacımız olan şeyin sadece babaları olmadığını, çocuğun çevresindeki erkek rol modellerin bu projeye katılması gerektiğini farkına vardık. İkinci yıllardan itibaren de böyle bir süreci başlattık. Öğrencimiz, çocuklarımız kendi çevresinde kim isterse onu masal kahramanı olarak sınıfa getirebilir. Bu babası olabilir, abisi olabilir, amcası olabilir veya çok sevdiği bir akrabası, yakını da olabilir. Yeter ki istesin, o kişiyi sınıfına davet edip birlikte masal paylaşımında bulunuyorlar. Ve birlikte kostümler giyip dramalarını gerçekleştiriyorlar. Çok zevkli bir projeydi. İlk başlarda tabii ki istediğim şey çocuklara faydalı olabilmekti. Farkındalık oluşturabilmekti. Sonra tüm Türkiye'ye yayıldı bu proje. Şimdi de dünyanın farklı ülkelerinde uygulanmaya başladı. Çok mutluyum. Bir çocuğun hayatını nasıl değiştirebilirim diye yola çıkmışken binlerce, milyonlarca insanın hayatını değiştirdik. Çok mutluyum. Bakı şəhəri Xətai rayonu 221 nömrəli tam orta məktəbin fizika müəllimi Aliyeva Aynurə. Nurten xanım, sizi salamlayıram və sizə belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Ataları məktəbə gətirməyin şagirdlərə böyük psixoloji dəstək olduğunu bilərək bunu etdiniz. Bu şagirdlər içində atası olmayan şagirdlər oldumu və olduysa hansı üsullardan istifadə edərək onlara dəstək oldunuz? Sualımı cavablandırdığınız üçün əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm. Baba bana bir masal anlat projesini ilk uyguladığımızda babalarla yola çıktık. İlk babaların bu işe katılması gerektiğini düşünmüştüm. Fakat sonraki yıllarda, ikinci yıldan itibaren de artık sadece babaların değil, çocuğun çevresinde kim varsa onun bu projeye katılması gerektiğini düşündüm. Erkek rol model olarak. Bu babası olabilir, dedesi olabilir, amcası, abisi, dayısı kim olursa olsun. Çocuk masal kahramanı olarak kimi sınıfına davet ettiyse o bizimle beraber gelip masal paylaşımını gerçekleştirir. Sadece projenin adını değiştirmek istemedim.
baba vurgusu, erkek rol model vurguları yapılsın diye dikkat çekmesi açısından proje ismi aynen kaldı ama içeriği daha sonra erkek rol modellerinin eğitim sürecine katılması ve çocuklarla beraber etkinliğe katılması olarak gerçekleştirildi. Bu projeyi yaparken başlamadan önce mutlaka babalarımızın zaten masal anlatma konusunda, çocukla iletişim konusunda etkinliklerle bir takım eğitimler ve seminerler düzenliyoruz. Çocuklarımızı bunun farkında olması için mutlaka anlatıyoruz. Bütün süreci bu şekilde geliştiriyoruz. Masal seçimlerinde yardım ediyoruz. Altyapısını bu şekilde hazırlıyoruz ve sonrasında da çocukların mutluluğu, babanın katılım sonrası mutluluğu hakkında da mutlaka onlarla detaylı bir görüşme yapıyoruz. Bu şekilde projemizi gerçekleştiriyoruz. Füzuli rayon Agazel Gökkent Orta Mektebi'nin İbtidai Sinim Müellimi Bayramova Aytekin. Konağımız Nurten Hanım'ı selamlarım ve ona bile bir sualla müracaat etmek istiyorum. Bir fədaidir müəllim. Həyatı boyu nələrisə fədaidir. Uşaqlar üçün, ona ehtiyac duyanlar üçün. Bəs Nurten Akkuş, ona ehtiyac duyanlar üçün nələr fəda edib? Evet, fəda etmək. Nurten öğretmen nələri fəda etdi? Nurten öğretmenin fəda etdikleri çok daha farklı şeylerdi. Çok güzel şeyleri fəda etdi. Sırf öğretmen olabilmek için, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için, öğretmenlik sevdasının peşinden koşmayı tercih ettiği için öğrenim yılların boyunca hep derslerim çok iyi olmuştur. Ve öğretmenlerim benim açıkçası daha farklı bir kariyere sahip olabileceğimi düşündü. Ama benim bütün tercihlerim öğretmenlik üzerineydi. Çünkü öğretmenliği çok seviyordum. Öğretmenlerim çok sevindi ama bir o kadar da şaşırmışlardı. Çünkü bütün tercihlerim öğretmenlik üzerineydi. Ve mutlaka mezun olduktan sonra da bir köy okuluna atanacaktım. Bunun da farkındalardı. Bu şekilde gerçekleşti, gerçekten de. Küçük bir köy okulunda soba başlayarak başladım. Soba yakarak başladım. Çok güzel anılar biriktirdim. Belki çok zor şartlarda çalıştık, evet. Ama bir o kadar da keyif aldım insanların hayatlarında fark yarattığım için. O çocukların hayatına dokunabildiğim için, o çocukları kendi çocuklarım gibi sevebildiğim için, çok önemli olduğunu düşündüğüm için. Nurten öğretmen şu an belki bir şirketin CEO'su olabilirdi, yurt dışında çalışıyor olabilirdi, başka türlü bir hayatı olabilirdi. Bunların hepsine sahip olabilecek imkanlarım vardı ama bunların hepsini bir kenara bıraktım. Ben sadece öğretmenliği ve çocukları tercih ettim. Onların hayatında fark yarattıkça da hep mutlu oldum. Şimdi geriye dönüyorum ve iyi ki öğretmen olmuşum diyorum. Babək Rəcəbli Biləsuvar rayonunun təhsil meneceri, həmçinin Biləsuvar rayonu Ağayrı kənd Ümumi Orta Məktəbin biologiya fən müəllimi. Can Azərbaycandan qardaş ölkə Türkiyəyə salamlarımı göndərirəm. Hörmətli Nurten xanım, sizi Azərbaycanda gələcəkdə hansısa layihələrdə görə bilərikmi? Ümumiyyətlə, belə bir layihələrin həyata keçməsində siz özünüz maraqlısınızmı? Azərbaycanda bir proje gerçekleştirə bilirmiyiz? Elbette gerçekleştiririz. Yeter ki böyle bir talep gelsin, yeter ki böyle bir işbirliği yapalım. Zaten işbirliğiyle projeler yürütmeyi çok seviyorum. Daha önce de söylemiştim. Hele ki kardeş ülke Azerbaycan'la yaparsak çok daha mutlu olurum. Dünyadaki farklı ülkelerde görev yapan arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle birlikte projeler gerçekleştiriyoruz. Kardeş ülkede yapmak beni daha da mutlu eder. Her türlü işbirliğine kesinlikle varız biz de. Sizler ve bizler iki devlet, bir milletiz. Onun için sizlerle ortak çalışmalar yapmak, kendi çocuklarımızı çok güzel bir gelecek hazırlamak demektir. Salam Nurten Hanım. Mən Zeynalova Nəsibə Nürəddin qızı, Tovuz rayon, Qovlar şəhər, İnteqrasiya təlimli internativli gimnaziyanın ibtidai sinif müəllimiyəm. Nurten xanım, mənim sizə belə bir sualım olacaqdı. Şagirdlərinizdən hansısa biri sizə keçmişinizi xatırladıbmı? İllər öncəki Nurten Akkuş. Öğrencilerim küçüklüğümü hatırlatıyor mu? Evet, hatırlatıyoruz. Zaman zaman çocuklarla zaten bir araya geldiğimizde kendi çocukluğumu da görme şansına sahip oluyorum. Onların oyunlarında beraber oluyoruz. Kendi küçüklüğümde yaşadığım anıların bazılarını onların da yaşadığını görünce doğal olarak kendi çocukluğum da aklıma geliyor. Nurten Hanım, layihamızın böyle bir ənənəsi var. İştirakçı qonaq ona verilen suallardan birini seçir ve qonağın beğendiği sualın sahibi olan müəllimə layihə adından kitab hədiyyə edir.
Xahiş edirəm, bəyəndiyiniz sualı səsləndirərdiniz. Tüm sorular birbirinden güzeldi. Hepinize çok teşekkür ederim öğretmen arkadaşlarım. Hepinize tanışmak inşallah kısmet de olur bir gün. Azerbaycan'da belki gelirim, karşılaşırız. Belki de siz Türkiye'ye gidesiniz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Her zaman bekleriz. En güzel soru derken aslında bütün sorular o kadar anlamlı, o kadar kıymetliydi ki. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama bir soru beni gerçekten düşündürmüştü. Feda etmek sorusuydu. Çünkü o soruyu okuduğumda şöyle geriye dönük hayatıma bir baktım. Neleri feda ettim ve geldiğim noktada ne diyebiliyorum? İyi ki öğretmenim diyebiliyorum. Gülümseyerek her şeye rağmen birçok zorluk çekebilirsiniz. Birçok hayatınızda fedakarlıklar gerçekleştirebilirsiniz ama ne olursa olsun çocuklar için bunu yaptığımızı bildiğimizde her şey çok daha başka oluyor. Her zaman gururla iyi ki öğretmenim diyorum. Onun için feda etmek sorusunu kitabımızı armağan ediyorum. Nurten Hanım, son olarak Azerbaycanlı müəllimlərə nə demək istərdiniz? Kardeş ülkenin kıymetli öğretmenleri ve öğretmen adayları. O kadar güzel bir iş yapıyoruz ki, inanın ben buna meslek diyemiyorum. Öğretmenlik bir yaşam tarzı. Eğer yaşamınızı entegre edebilirseniz, çok severseniz, ne olursa olsun umut ederseniz, inanırsınız yaptığınız işi, başarısız olma gibi bir ihtimaliniz yok. Ve en önemlisi de her yetiştirdiğimiz çocuk mutlaka bir gün bizim karşımıza geleceğimiz olarak çıkacak. Onun için ne kaybedecek zamanımız var ne de kaybedecek çocuğumuz var. Daha çok çalışmalıyız, daha çok inanmalıyız ki hayallerine, hayatlarına dokunduğumuz insanlar da cesaretli olsunlar. Onlar da başarabilecek azmi kendini hissetsinler. Onlar da hayallerine inansınlar. Biz öğretmeniz, istersek tüm hayatları değiştirebiliriz. Dokunduğumuz hayatlarda fark yaratırız. Bizi zaten güçlü kılan, bizi öğretmen yapan, bu güzel hazzı uyandıran da zaten budur. Onun için çocuklarımızı, bu işi, öğretmenliği bir tutku olarak çok severim. Yaptığımız işi seversek, inanırsak her şey mümkün. Her şey mümkün eğer inanırsak. Sonda Qardaş Türkiyə Cumhuriyyətindən olan müəllim həmkarımız Nurten Akkuşa dəvətimizi qəbul etdiyinə görə Əziz müəllimlərə isə bir-birinə maraqlı sualları ünvanladığına görə təşəkkür edirik. Layihəmizi izləməyi unutmayın. Sağ olun. Her şey mümkün. Her şey mümkün inanırsanız. Ve her şey mümkün. Eğer öğretmen inanırsa. Her şey mümkün. Bizler inanırsak. Lütfen hayallerinizin peşinden asla gitmekten vazgeçin. Teşekkür ederim.